Merhabalar, ben Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cahit Barkın Özer. Bugün size su kirliliği, su nedir, su kirliliği nedir, nasıl çözülür, sebepleri, sonuçları, mikroçip krizi ve su ile ilişkisi, her ülke çip üretebilir mi, ülkemizde çip üretmeye başlamalı mıyız, bu tarz şeylerden konuşacağız aslında. Burada da yine görebiliyoruz su kaynaklarımız, kirliliğin nedenleri, kimyasal ve biyolojik kirleticiler, su kirliliğinin sonuçları, önlemleri, Türkiye'nin su açısından durumu ve mikroçip kriziyle suların ilişkisini inceleyeceğiz. Şimdi içme ve kullanma sularını bilmemiz, kaynaklarımızı bilmemiz gerekiyor. Bunlar nehirlerden, göllerden, yapay ve doğal birikinti bölgelerinden, kuyulardan ve zorunda kalırsak da denizden, denizin suyunun arıtılmasıyla elde edilen suyla bu kaynaklarımızı sağlıyoruz. Şimdi aslında dünyadaki tüm suyun %2-2,3 sürü içilebilir ve kullanılabilir. 2,5 diyebiliriz. Ancak bunların %1'lik kısmı Antarktika kutup bölgelerinde diyelim. Kutup bölgelerinde donmuş biçimde olduğu için %1,5'i içilebilir ve kullanılabilir durumda. İçme ve kullanma sularının oluşum ve salınış biçimlerine göre de 3 ana grupta inceliyoruz. Bunlar işte yağış suları, salınışlarda biriken sular, yüzeysel sular ve yeraltı suları. Suyu aslında burada geçtik ama suyun önemini aslında çoğumuz biliyoruzdur. Su aslında döngü, biyolojik döngü için geçerli. Canlılar su tüketmesi gerekiyor. Onun dışında hava için geçerli. Hava soğuyor bildiğiniz üzere su olan yerlerde. Daha dengeli oluyor diyebiliriz aslında. Yani ekstremleri yukarıya ve aşağı çıkmasını engelliyor. Birçok faydası var. Aslında canlılığın temeli diyebiliriz. Birazdan da göreceğiz tabii daha başka yanlarını. Yağış sularını aslında yağmur ve karın sığınaklarda birikmesi elde edilen sular. Bunlar eski dönemlerde daha sık kullanılmış yağmur suları. Yüzeysel sular, akarsular, göller, yapay setlerle oluşan barajlar yüzeysel suları oluşturuyor. Bunlar yağışlarla ve yeraltı sularıyla besleniyor. Yeraltı suları da kaynak suları ve kuyulardan elde ediliyor. Bu da yağış ve yüzeysel sularla besleniyor. Gördüğünüz üzere hepsi birbiriyle ilişkili, birbiriyle besleniyor. Su kirliliği nedir? Su kirliliği göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı gibi su kaynaklarının da görülen kirliliktir. Bu zararlı bileşenlerin aslında bu su kaynaklarına boşaltılmasıyla bir şekilde oraya sızmasıyla oluşuyor. Bunlar çeşitli maddeler olabilir. Organik, inorganik veya biyolojik bakteriler gibi olabilir. Ya da işte gördüğünüz gibi plastik, mikroplastik gibi yapılar olabilir. Canlılara zarar veriyor. Çeşitli bir türlerin, biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlıyor kirlilikler. Yeraltı suları önemli. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle ilişkiliydi kaynaklarımız. Bu öneme sahip ve bu kirliliği gördüğünüz gibi olabiliyor. Toprak kirliliğine bağlı olarak en sık oluyor. Zehirli maddeler, tarımla ilgili böcek ilaçları, foseptik sistemden asılan atıklar gibi bu yeraltı sularının kirliliğine sebep oluyor. Ve diğerleriyle ilişki olduğu için yayılmasına, başka kaynakların yayılmasına da ortam sağlıyor. Yüzeysel su kirliliği de dünyanın yaklaşık %70'i yüzeysel sulardan oluşuyor. Yüzeysel suların büyük bir kısmı kullanılmaz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya maalesef. Nehirlerin, derelerin ve göllerin 1/3'ünden fazlası kirlenmiş durumda ve içmeye, yüzmeye ya da balık tutmaya uygun değil maalesef. Endüstriyel atıklar da geri dönüştürülememiş plastik atıklar, tarımsal kimyasallar sebebiyle bu sulardaki canlılık azalmakta. Bu da insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Okyanus suları kirliliği de genelde işte karadan olan atıkların gelmesiyle oluyor veya denizde yapılan işte petrol çıkarma çalışmaları veya gemilerin atıkları, poşet, pet şişe, hafif plastikler vesaire rüzgarla veya dalgalarla bu kirliliğe sebep oluyor. Kimyasal su kirleticileri de nelerdir diye inceleyeceğiz şimdi. Organik ve inorganik şeklinde inceleyebiliriz. Organik olanlar deterjanlar, kimyasal olarak arıtılmış içme suları, gıda işleme atıkları, böcek ilaçları, bitki ilaçları, petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıt, fuel oil, motor yağı,
Orman atölyelerinden saçılan ağaç ve çalı enkazları, hijyen ve kozmetik atıklar ve yanlış depolama sonucu ortaya çıkan sanayi solventleri gibi uçucu gazlar, VOC, bunlara örnek. İnorganik olanlar ise küçük dioksit gibi asitik fabrika atıkları, gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak, kimyasal fabrika atıkları, ağır metaller, çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar, gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşiklerde inorganik su kirleticileri. Bir de biyolojik su kirleticileri var. Şimdi koliform bakterisi aslında zararlı değil ancak su kirliliğini ölçme adına sık kullanılan bir belirleyici. Yani suya bakıyoruz ve koliform bakterisinin oranına göre bu su kirli veya değil diyoruz. Ancak bu zararlı olmasa da bazı zararlı mikroorganizmalarda kirli sularda bulunuyor. Bunlar örnek Cryptosporidium parvum, Novovirus, Giardia, Lamblia ve Salmonella'dır. Salmonella'yı aslında yumurta çiğ tüketilmez salmonella olur gibi şeylerden hatırlarsınızdır. Patojenlerin çoğu yetersiz arıtılmış lam sularının tatlı su havzalarına dökülmesiyle oluşuyor. Bu durum genellikle az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Sonuçları yine sağda görebiliriz. Yani canlı kötü etkiliyor, ekolojik dengeyi bozuyor. Aynı zamanda bu hani içerisindeki bulunan maddeler canlıların davranışlarını hatta cinsiyetlerini etkiliyor ve yine onların çoğalmasında toplulukların birey sayısına olumsuz etkiliyor. Bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar olabilir hayvanlar ve insanlar için. Bunlar tifo, amipli dizanteri, basili dizanteri, kolera ve çocuk felci gibi. Yine bu canlılar evet dediğimiz gibi ölüyor. Tatlı su kaynaklarının tükenmesine neden oluyor. Kuraklık oluyor. Kalitesiz sulamaya bağlı olarak sağlıksız tarım ürünleri yetişiyor. Ve ormanlık alanların gelişmesine engel oluyor. Su kirliliğinin önlenme yöntemleri var. Bunlar bireysel ve kurumsal olabilir. Örnek görselde gördüğümüz gibi tarım yapılırken yağmurlama yöntemi tercih edilebilir. Daha az su tüketimi tabii birinci aşama. Sınırlı kaynakların verimli kullanılması önemli. Su tasarrufu önemli. İşte diş fırçalarken suyu akıtmamalıyız. Çamaşır bulaşık makinelerini tam dolunca çalıştırmayız. Sebze yıkarken çıkan atık suyu sulamada kullanmalıyız. Bunlara örnekler. Aynı zamanda sahada bu bir çeşit tıpa aslında çok şiddetli akan suyu azaltarak ihtiyacımızı fazla harcamamızın önüne geçiyor. Daha az kimyasal temizleyici kullanmalıyız. İhtiyacımız olan ondan fazla ilaç tüketmemeli çünkü bu ilaçlar yine arıtılamıyor. Onun dışında belediyeler su borularını kontrol etmeli, belediyeler arıtma tesisleri kurmalı, bunların kalitesini arttırmalı. Giderlere yağ dökmemeliyiz, atık yağları toplayarak belediyenin atık toplama merkezine teslim etmeliyiz. Onun dışında geri dönüştürülen ürünlerin geri dönüştürmeye çalışmalıyız. Yanlış böcek ilacı, tarım ilacı, gübre çeşitleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Yine kentlerimizi su kaynaklarından uzağa kurmalıyız. Sulamada yağmurlama yöntemlerini kullanmalıyız. Yine çöpleri falan çevreye atmamalıyız bildiğiniz üzere temel şeyler. Ve gübreleri aşırı kullanmamaya çalışmalıyız. Başka bir önemli konu ise çevremizi bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Birini görünce çevremize bu konudan bahsedip onları bilinçlendirmeliyiz. Şimdi Türkiye'nin su durumu nasıl? Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2020 ile 1.346 bin metreküp olmuştur. Bu da su kıtlığı çeken bir ülke aralığına sokuyor Türkiye'yi. Ancak bu gelecek için daha kötü. 2030 yılında 100 milyonluk nüfus tahmini var ve 1100 metreküp düşecek gibi tahmin ediliyor. Bu da ülkemizi su fakiri bir ülke kategorisine sokuyor maalesef. Bu tabii belli değil çünkü çok fazla bu 2007'den alınan bir data anladığım kadarıyla verim. Son yıllarda çok fazla göç alıyoruz ülkenin dışından maalesef ve tabii hava küresel ısınmadan vesaire dolayı da su kaynaklarımızı hızla tüketiyoruz. Bu nedenle daha çok dikkat etmeliyiz tasarrufa ve optimum şekilde kullanmalıyız. Solda yine başka bir veri var. Bu da baraj sayımızı ve ortalama doluluk oranlarını gösteriyor. Yön üzeri %50'yi geçen çok az var. Bu da su konusunda sıkıntı çektiğimizi gösteriyor. Yine sağda Türkiye haritasındaki su oranı nasıl, su bol mu, az mı, kurak mı onu gösteriyor. Yön üzeri olağanüstü nemli, çok nemli yok.
orta nemli ve hafif nemli bölgelerimiz var. Onun dışında olağanüstü kurak, maalesef kurak bölgelerimiz var. Şimdi mikroçip krizi ve su ile ilişkisi. Mikroçipler, gelişen teknolojiler her yerde, her cihazın içerisinde var. IoT'yi duymuşsunuzdur, Internet of Things. Artık normalde olmayan şeyler, mesela ampullerimiz artık akıllı. İçerilerinde mikroçip var. Onların rengini, ışık miktarını, ondan sonra ne zaman açılıp ne zaman kapanmalarını telefonumuza kontrol edebiliyoruz ve bu şekilde bir tasarruf aslında sağlayabiliyoruz. Ancak bu içerilerine koyduğumuz çiplerin üretimini arttırmamızın neden oluyor ve aslında o çipin arttırmasıyla kullanılan su artıyor, çıkarılan atık artıyor. Bu şekilde bir aslında bir denge var. Örneğin mesela çip sektörü bir paradoks içerisinde demişiz. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak kısmen çiplere bağlı. Ancak işte elektrikli araçlar, güneş enerji sistemleri, rüzgar türbinleri gibi çevre dostu teknolojinin hepsi çipe ihtiyaç duyuyor. Ancak çip üretimi iklim krizine maalesef katkıda bulunuyor. Şimdi sağda çipi görebiliyorsunuz, mikroçip. Burada bir üzerinde para konmuş, ne kadar ufak olduğunu görebilin diye. Bu plaka hepsi bir arada yani. Çip üretimi büyük miktarda enerji ve su gerektiriyor. Bir çip üretimi tesisi veya fabrika günde milyonlarca galon su kullanıyor ve tehlikeli atıklar oluşturuyor. Suya olan ihtiyaç, çipin üretimi, metalin çıkartılması, montaj ve paketleme için yapıştırıcı plastiğin üretilmesi ve ardından süreç boyunca kullanılan atık suyun seyreltilmesi işlemlerinde doğuyor. Telefonunuzdaki çipler örneğin, o her 30 santimlik entegre devre kartının üretilmesi için en az 2000 galon su gerekiyor. Bunun nedeni çip üretimi sürecinde kalıntılar oluyor. Bunların temizlenmesi. Bu kalıntılar iyonlar, parçacıklar, silika ve benzeri yapılar. Bunların arıtmak istiyoruz ve bunu yaparken normal su kullanamıyoruz. Ultra saf su dediğimiz UPV kullanmamız gerekiyor. Endüstriyel bir çözücü için olarak kullanılan UPV durulanmasında kullanılıyor. Ancak 1000 galon UPV yapmak için 1400-1600 galon musluk suyu gerekiyor. Şimdi çipi üreten, şimdi su gerektiğini anladınız çip üretiminde. Nereler üretiyor olabilir? Su açısından zengin olan ülkeler üretiyor olabilir. Mesela Time. Çip üreten markalardan en popüler iki tanesi, bir tanesi işte Tayvanlı TSMC, Tayvan Yerel Üretken İletken Üretim Şirketi, diğeri de Amerikalı Intel Şirketi. 2020'de Tayvan Semiconductor Manufacturing Company Apple'a çip tedarik eden dünyanın en büyük çip üreticisi. Yani küresel yarı iletken üretim pazarının %55,6'sını oluşturuyor ve dünyanın en yeni çiplerinin %92'sini üretiyor. Apple dışındaki yerlerini de tabii ki üretiyor. Greenpeace'in rakamlarına göre TSMC, Tayvan'ın tüm elektriğinin neredeyse %5'ini kullanıyor. TSMC'nin su kullanımı ise bu yıl dediği 2020'den bir veriydi bu. Bu yıl Tayvan'ın yarım yüzyıldaki en kötü kuraklığı sırasında tartışmalı bir konu haline geliyor ve çip üreticileriyle çiftçileri karşı karşıya getiriyor. Çünkü onların da su kullanması lazım. Öte yandan ABD Arizona'daki Intel'in 700 dönemlik Octolio isimli bir çip fabrikası var. İlk 3 ayında %60 tehlikeli olmak üzere yaklaşık 15 bin ton atık üretiyor ve ayrıca yaklaşık 1400 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek 927 milyon galon tatlı su tüketiyor ve 561 milyon kWh enerji kullanıyor. Sağda çiplerin aslında hangi şirketlerin kullandığını görebiliyorsunuz. Apple var, Nvidia, AMD, bunlar grafik üretiyor. Yani bir çeşit aslında yine onlar kendileri de kullanıyor çip üretmede. Samsung demiştik, Apple ve Intel var. TSMC ve diğer çip şirketleri 2015-2019 yılları arasında %87 civarında olan işlenmiş suyun geri dönüşüm oranını arttırmaya çalışırken TSMC için toplam su tüketimi 2015'ten beri %60 artıyor. Tayvan Çevre Planlama Derneği Başkanı Chao su verimliliğini geliştirme süreci konusunda biraz araştırma yapmak zorunda olduklarını düşünüyorum diyor. Bu nedenle hükümet politikası yüksek teknoloji endüstrisine su tedarikini kısmen askıya aldı ve üreticiler endüstriyel su kullanımında %15 tasarruf etmelerini emredildi. Bir tasarruf etme kuralı vesaire Tayvan'da bulunmuyordu. Su boldu ancak maalesef sıkıntılar başlayınca su konusunda devlet böyle bir kontrol mekanizmasına gitti. Şimdi Çin.
Örneğin biz Türkiye olarak su çip işlemeye başlamalıyız. Bunu ben söyleyemem uzman olmadığım için. Ancak örneğin Çin'den bir örnek verebilirim. Sağda orada çevirdim aslında yazıları. Kırmızı kısım gördüğünüz üzere yukarıdaki kısım kalite ve miktar kaynaklı su kıtlığı çekiyor. Gri kısım kalite kaynaklı su kıtlığı çekiyor. Sarı kısım demişiz ama sarı kısım yok. Mavi kısımlarda su kıtlığı yok. Ancak bu mavi kısımlar köy bölgeleri. Üretimin çoğu yukarı kısımda yapılıyor. Ve popülasyonun çoğu da bu sağ kısımda görebileceğiniz merkez ve merkezin yakın yerlerde, yani kırmızıda kalan yerlerde bulunuyor. Şimdi Çin teknolojide bir olma arzusu gidiyor. Ve küresel tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmak için yerel teknoloji geliştirme odaklanıyor ve bu yönde hamleler yapıyor. Bildiğiniz üzere dışarı olan bağımsızlığı maksimuma çıkarmak için çalışan bir ülke için. Çin aynı zamanda yerel iletken satışlarının yalnızca %7-6'sını oluşturuyor. Ancak sektöre büyük bir yatırım planlıyor. Bu da 2014'ten 2030'a kadar 150 milyar dolar. Bu da endişeleri arttırıyor tabii. Mikroçip açmak istiyorsun ama su kıtlığı yaşıyorsun. Çin'in çip üretim bölgeninde önemli miktarda su kaynaklarına ihtiyacı var ve bu su kaynakları maalesef mevcut değil. Bu kadar, sunumun sonuna geldik. Bunlar benim kaynaklarım, gördüğünüz üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu üzerinizde bir etki olmuştur, size bir bilinç oluşturmuştur. Suyun önemi, mikroçiplerin aslında ne kadar su harcadığına dair bir çevre bilinci oluşturmuş olacağını ümit ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.